Merhaba arkadaşlar. Bazen hayatta zorlandığımda kitaplardan ipucu topluyorum. Sizlere de ipucu vermek için kitapları elime aldım ve dinle ve oku kısmı başladım. Ve sizden de rica etsem aslında, etrafınızda görme engelli arkadaşlarınız varsa onları okusanız, hep birlikte büyüsek, hep birlikte büyütsek, paylaşsak duyguları ve kitaptaki kahramanların da aslında bizlerden farkı olmadığını, yaşanan duyguların hepimiz için aynı olduğunu, birbirimizi desteklersek çok daha güçlü hissedebileceğimizi fark etmek üzere okuyorum bu kitapları. Umarım sizlere geçiyordur duygu ve umarım buradaki kahramanların hayatları hakkında kendi hayatlarınızda ve başkalarının hayatına dokunacak ip uçları topluyorsunuzdur. Bu hafta keşfe çıkacağımız kitap Öğretmenim Mori ile Salı Buluşmaları. Gerçekten insani değerleri, unuttuklarımızı, hatırlamaya çalıştıklarımızı çok güzel keşfettirecek bir kitap. Hadi keşfe çıkalım. Ölüm fermanı 1994 yazında geldi. Mori uzun zamandan beri vücudunda garip şeyler olduğunu sezinliyordu. Dans etmeyi bıraktığı gün bunun farkındaydı. Benim yaşlı profesörüm dans etmeyi hep çok sevmiştir. Hangi tür müzik olduğu önemli değildi. Rock'n'roll, Big Bang ya da blues. Hepsinden hoşlanırdı. Neşeyle gözlerini kapar ve kendi ritim anlayışına uygun sallanır dururdu. Dansı her zaman göze hoş görünmezdi. Bir dans partnerine de ihtiyacı yoktu. Mori kendi başına dans ederdi. Her çarşamba özgür dans diye bir şey için Harvard meydanındaki o kiliseye gider. Kilisede rengarenk ışıklar ve gürültülü ses yükselticileri vardı. Mori üzerinde beyaz tişörtü ve siyah eşofman altı, boynuna bir örgü sarılı, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu diğer dansçıların arasında süzülür ve hiç ayrım yapmadan o anda ne çalmaya başlarsa o müzikte dans ederdi. Jimi Hendrix çalarken Lindy dansı yapardı. Kıvrılır, döner, sırtından ter boşalıncaya kadar amfetamin almış bir orkestra şefi gibi kollarını sallar dururdu. Oradakilerin hiçbiri Mori'nin yıllarını sosyoloji bilimine adamış, birçok değerli kitaba imza atmış, saygıdeğer bir üniversite öğretim üyesi olarak çalışan bir sosyoloji doktoru olduğunu bilmezdi. Herkes onu yaşlı bir kaçık olarak tanırdı. Bir keresinde bir tango kaseti getirip çaldırtmıştı. Müzik salonu çınlamaya başlayınca dans pistini ele geçirmiş, kara sevdaya tutulmuş kızgın bir Latin aşık gibi bir oraya bir buraya koşuşturmuştu. Dans bitince herkes onu çılgınca alkışlamıştı. O dakikanın içinde sonsuza kadar kalabilirdi. Fakat daha sonra dansı bıraktı. 60 yaşında astıma yakalandı. Nefes alma güçlüğü çekmeye başladı. Bir gün Charles Nehri kenarında yürürken soğuk bir hava akımı neredeyse boğulmasına neden oluyordu. Hemen hastaneye kaldırıldı ve adrenalin iğnesi vuruldu. Bu olaydan birkaç yıl sonra yürüme güçlüğü başladı. Bir dostunun doğum günü partisinde anlaşılmaz bir şekilde sendeledi. Bir başka akşam sinema çıkışı merdivenlerden yuvarlandı. Etrafındakiler şaşırıp kalmıştı. Biri "Oksijen, oksijen ihtiyacı var!" diye bağırdı. Ne de olsa Mori 60 yaşında merdiven dayamıştı. Yaşlılık işte deyip kolundan tutarak kalkmasına yardımcı oldular. Bizlere oranla kendisiyle çok daha fazla temas kuran birisi olan Mori, bunun sadece yaşlılıktan daha ciddi bir şey olduğunun farkındaydı. Hep bitkindi. Uyuma güçlüğü çekiyordu. Uyumayı başarabildiği zamanlarda rüyasında ölmekte olduğunu görüyordu. Birçok doktora gitti. Doktorlar kan tahlili, idrar tahlili yaptılar. Makatından bir aletle girip bağırsaklarının içine baktılar. Hiçbir şey bulunamayınca doktorlardan biri Mori'nin baldırından alınacak bir parçanın kas biyopsisini istedi. Laboratuvar sonuçları nörolojik bir sorunu işaret ediyordu. Daha farklı testlere tabi tutmak için Mori'yi hastaneye yatırdılar. Bu testlerden birinde Mori'yi bir çeşit elektrikli sandalye diyebileceğimiz bir alete oturttular ve elektrik akımı vererek vücudunun nörolojik tepkilerini ölçtüler. "Biraz daha inceleyeceğiz," dedi doktor sonuçları aldıktan sonra. "Ne için?" diye sordu Mori. "Ne oldu?" "Emin değiliz. Sizin işiniz yavaş gidiyor." İşiniz yavaş gidiyor da ne demekti? Ne demeye çalışıyorlardı? 1994 yılının Ağustos ayında sıcak ve nemli bir gün Mori karısı Charlie ile nöroloji uzmanına gitti. Uzman haberi vermeden onlardan oturmalarını rica etti. Mori'nin hastalığı ALS'ydi.
nörolojik sistemi kısa zaman içinde tamamıyla çökerten acımasız bir hastalık. Bilinen bir tedavi şekli yoktu. Peki bu hastalığa nasıl yakalandım? Bu sorunun da yanıtı yoktu. Peki ölümcül mü? Evet. Yani ölecek miyim? Çok üzgünüm ama evet. Nöroloji uzmanı 2 saat kadar Mori ve Charlie ile oturdu ve sabırla tüm sorularını yanıtladı. Muayenehaneden ayrılırlarken sanki yeni bir banka hesabı açmışlar gibi ellerine ALS ile ilgili minik broşürler tutuşturuldu. Dışarıda güneş pırıl pırıl parlıyordu. İnsanlar günlük işlerini yapıyorlardı. Bir kadın para atmak için park metreye yöneldi, bir diğeri metroya, bir başka kadınsa alışveriş torbalarını arabasına yerleştiriyordu ve tüm bunlar olup biterken Charlie'nin kafasında milyonlarca soru geçiyordu. Acaba ne kadar zamanımız kaldı? Yaşamımıza nasıl devam edeceğiz? Masrafların altından nasıl kalkacağız? Bu arada yaşlı profesörüm hayatın normal akışında devam etmesine şaşırmıştı. Dünyanın durması gerekmiyor mu? Bana neler olduğundan haberleri yok mu? Dünya durmadı, hatta hiç umursamadı. Mori arabanın kapısını güçsüzce açmaya çalışırken kendisini kocaman karanlık bir deliğe düşüyormuş gibi hissetti. Şimdi ne olacak diye düşündü. Yaşlı profesörüm sorularına yanıt ararken hastalık her gün vücudunun bir başka bölümünü ele geçiriyordu. Bir gün arabayı garajdan çıkarmaya çalışırken fren pedalına basacak güce sahip olmadığını fark etti. Bu onun araba kullanmasını noktaladı. Tökezlemeleri sıklaştığı için bir baston satın aldı. Bu özgürce yürüyebilmesinin sonuydu. Yüzme havuzuna gitti ve kollarında üstündekileri çıkartacak kadar güç olmadığını fark etti. Böylece ilk bakıcısını işe almak zorunda kaldı. Bu teoloji okuyan Tony adında bir öğrenciydi. Tony, Mori'nin mayosunu giyip çıkarmasına ve havuza girip çıkmasına yardımcı oluyordu. Çevredeki diğer yüzücüler onlara bakmıyor, kendi işleriyle uğraşıyor gibi yapıyorlardı ama gerçekte göz ucuyla Mori'yi izliyorlardı. Böylece Mori'nin özel hayatı da noktalanmış oldu. 1994 sonbaharında Mori, tepeler üzerinde kurulu Brandeis'in kampüsünde son dersini verdi. Kuşkusuz bundan kaçınabilirdi. Üniversite yönetimi böyle bir kararı anlayışla karşılardı. O kadar insanın önünde sıkıntı ve acı çekmenin ne anlamı vardı? Evde oturup hayatını düzenleyebilirdi ama işini bırakmak Mori'nin aklının köşesinden bile geçmemişti. Bunun yerine 30 yıllık yuvasına, sınıfa topallayarak girdi. Baston yardımıyla yürüdüğü için masasına ulaşması biraz zaman aldı. Sonunda masaya ulaşıp oturmayı başardığında burnunun ucundan gözlükleri kayıp düştü. Kafasını kaldırdı ve şaşkın gözlerle kendisini seyreden öğrencilerine seslendi. Arkadaşlar, sanırım hepiniz sosyal psikoloji dersi için buradasınız. Ben bu dersi 20 yıldır öğretiyorum. İlk kez böyle bir şeyi öğrencilerime söylemek zorunda kalıyorum. Bu dersi seçmiş olmanız riskli bir durum. Çünkü benim ölümcül bir hastalığım var. Bu dönemi tamamlayacak kadar yaşayamayabilirim. Eğer bu sizin için bir sorun oluşturuyorsa, dersi bırakma kararınızı anlayışla karşılarım. Mori öğrencilerine gülümseyerek baktı. Bu sırrının sonuydu. ALS hastalığı sürekli yanan bir mum gibidir. Sinir sistemini eritir, vücudu bir parafin yağına çevirir. Çoğu zaman ayaklardan yukarıya doğru çıkar, kalça kısmının kontrolü kaybedildiğinde kişi artık ayakta duramaz. Ardından gövde kaslarının kontrolü kaybedilir ve kişi artık oturamaz. Eğer halen hayatta ise boğazına takılı bir tüpten nefes alıp verir ve dipdiri ve tamamen canlı olan ruh, aynen bilim kurgu filmlerindeki kendi derisi içinde donup kalmış yaratık gibi zayıf bir kabuk içine hapsolur ve sadece gak guk gibi sesler çıkarabilir ya da gözlerini kırpabilir. Bu hastalığa yakalandıktan en geç 5 yıl sonraki durumdur. Mori'nin doktorları 2 yılının kaldığını tahmin ediyorlardı. Mori ise zamanının daha az olduğunu biliyordu. Yaşlı profesörüm çok önemli bir karar almıştı. Bunun temellerini daha başının üzerinde kılıç sallanır halde doktorun muayenehanesinden çıkarken atmaya başlamıştı. Kendimi bırakıp yok olmayı mı bekleyeceğim? Yoksa kalan zamanımı en iyi şekilde mi değerlendireceğim? Hayır, yok olup gitmeyecekti. Ölüyor olmaktan utanmayacaktı. Bir bilim insanına yakışır biçimde ölümü son projesi haline getirecekti. Bu araştırma son günlerinin odak noktası olacaktı. Nasılsa herkes ölecekti. Kendisi üzerinde bir çalışma çok yararlı olacaktı.
hem araştırmacı hem de araştırma konusu. İnsandan bir ders kitabı. Yavaş ve sabırlı ölümümde beni inceleyin. Bana neler olacağına bakın. Benimle birlikte öğrenin. Mori yaşam ve ölüm arasındaki son köprüyü geçerken bu yolculuğu anlatacaktı. Son buhar dönemi çok çabuk geçti. Aldığı ilaçların sayısı arttı. Tedavi gündelik bir olay haline geldi. Hemşireler eve gelip Mori'nin titreyen bacaklarına fizik tedavi uyguluyor. Kaslarını aktif tutabilmek için kuyudan su çeker gibi bacaklarını bir ileri bir geri hareket ettiriyorlardı. Hissettiği sürekli ve yoğun sertleşmeyi rahatlatmak için haftada bir masaj uzmanları geliyordu. Meditasyon öğretmenleriyle çalışmaya başladı. Gözlerini kapatıyor ve tüm düşüncelerinden sıyrılıp sadece nefes al, nefes ver tümcesine odaklanıyordu. Bir gün bastonuyla kaldırıma çıkmaya çalışırken caddeye yuvarlandı. Baston yerine tekerlekli yürüme aracı kullanmaya başlamak zorunda kaldı. Hızla güçten düştüğü için tuvalete gidip gelmek onu çok yoruyordu. Tuvaletini lazımlığa yapmaya başladı. Bunu yaparken kollarından destek almak zorundaydı. Bu yüzden bir başkasının lazımlığı tutması gerekiyordu. Özellikle onun yaşındaki insanlar böylesi durumlardan rahatsız olurdu. Ama benim yaşlı profesörüm Mori ne yaşıtlarına ne de birçoğumuza benziyordu. Eski meslektaşları ziyarete geldiğinde onlara ''Şimdi tuvaletimi yapmam gerekiyor, bana yardımcı olabilir misin? Bundan rahatsızlık duymazsın değil mi?'' diye soruyordu. Onlar da bunu yapmaktan hiç rahatsızlık duymamalarına şaşırıyorlardı. Aslında Mori sayıları giderek artan ziyaretçilerine hoşça zaman geçirtiyordu. Ölüm, ölümün gerçekte ne anlama geldiği, toplumların ölümün ne anlama geldiğini bilmeden ondan korku duymaları gibi konular üzerine tartışma grupları oluşturmuştu. Dostlarından eğer kendisine gerçekten yardımcı olmak istiyorlarsa sempati göstermelerini değil, daha sık ziyarete gelerek ya da telefon ederek daha önce de olduğu gibi sorunlarını kendisiyle paylaşmalarını istiyordu. Mori hep mükemmel bir dinleyici olmuştu. Tüm yaşadıklarına karşın sesi her zaman olduğu gibi güçlü ve davetkardı ve kafasında milyonlarca ilginç düşünce titreşiyordu. Sanki ölüyor sözcüğünün işe yaramaz sözcüğüyle eş anlamlı olmadığını kanıtlamayı kafasına koymuştu. Yılbaşı geldi ve geçti. Kimseye söylememiş olmasına karşın Mori gelen yılın hayatının son yılı olacağını biliyordu. Artık tekerlekli sandalye kullanıyor ve sevdiği tüm insanlara ulaşabilmek için zamanla yarışıyordu. Üniversiteden bir dostu kalp krizinden ölmüştü. Mori onun cenaze törenine katıldı ve eve döndüğünde sinirleri çok bozuktu. "Ne kadar yazık," dedi. "İnsanların hakkında söylediği o güzel şeyleri duyma şansı olmadı." Mori'nin daha iyi bir fikri vardı. Bir takım telefon görüşmeleri yaptı. Soğuk bir pazar öğleden sonrası evinde akrabaları ve dostlarından oluşan küçük bir toplulukla bir canlı cenaze töreni düzenledi. Herkes konuştu. Yaşlı profesörüme saygılarını sundular. Bazıları ağladı, bazıları güldü. Bir kadın şiir okudu. "Sevgili canım kuzenim, zaman içinde süzülürken sen tıpkı dev bir çınar gibidir yaşlanmak bilmez yüreğin. Katman katman genişleyen." Mori onlarla birlikte ağladı, onlarla birlikte güldü. Sevdiğimiz insanlara söylemeye hiç fırsat bulamadığımız o içten şeylerin tamamını o gün herkese söyledi. Canlı cenazesi tam istediği gibi oldu. Ancak Mori henüz ölmemişti. Üstelik hayatının en olağan dışı bölümü henüz başlıyordu. Bu aşamada size sevgili bilge profesörümü kucaklarken kendisini mutlaka arayacağıma söz verdiğim o yaz gününden sonra başımdan geçenleri anlatmalıyım. Onu aramadım. Aslında üniversiteden tanıdığım hiç kimseyi aramadım. Ne bira içmekten başka bir işe yaramayan sınıf arkadaşlarımı, ne yanında uyandığım ilk kadını, ne de sevgili profesörümü. Mezuniyet sonrası yıllar beni aynı gün üniversite kampüsünden ayrılıp New York yollarına düşen, yeteneklerini dünyaya sunmaya hazır idealist yeni mezundan çok farklı birisi haline getirdi. Dünya gördüm ki hiç o kadar ilginç değildi. 20'li yaşlarımın başlarını kira ödeyerek ve gazete ilanlarını okuyarak geçirdim. Yeşil ışık bana niçin yanmıyor diye hayret ediyordum. Hayalim ünlü bir müzisyen olmaktı. Piyano çalıyordum. Ama boş ve karanlık gece kulüplerinde yerine getirilmeyen vaatlerle, sürekli bölünen gruplarla ve benden başka herkesi ilginç bulan yapımcılarla dolu yıllar hüsranla sona erdi. Hayatımda ilk kez başarısızlığa uğruyordum. Ölümle ilk tanışmam yine o sıralar oldu. Bana müziği ve araba kullanmayı öğreten, kızlarla ilgili şakalar yapan, büyüyünce onun gibi olacağım dediğim
en çok sevdiğim dayım 44 yaşında pankreas kanserinden öldü. Kısa boylu ve kalın bıyıklı, yakışıklıca bir adamdı. Hayatının son yılını birlikte geçirdik. Onun hemen bir alt katındaki daireyi tutmuştum. Güçlü, kuvvetli vücudu gözümün önünde yavaş yavaş eridi ve ardından şişti. Onu acı çekerken gördüm. O yemek masasında iki büklüm elleriyle midesine bastırırken dehşetle bükülmüş ağzı yarı aralık "Aman Tanrım! Peygamber aşkına!" diye bağırırken yengem, iki oğlu ve ben hiçbir şey yokmuş gibi sessizce bulaşığa devam eder, gözlerimizi başka tarafa kaçırırdık. Hayatım boyunca hiçbir zaman kendimi bu denli çaresiz hissetmemiştim. Mayıs ayında bir akşam dayımla balkonda oturuyorduk. Hava ılık ve esintiliydi. Ufuk çizgisine doğru baktı ve oğullarının bir dahaki okul yılına başlarken göremeyeceğini söyledi. Onlara göz kulak olup olamayacağımı sordu. "Lütfen böyle konuşma," dedim. Üzüntüyle bana baktı. Birkaç hafta sonra öldü. Cenaze töreninden sonra hayatım değişti. Sanki zaman çok değerliymiş, lavabo deliğinden akıp gidiyormuş ve ben yeterince hızlı hareket edemiyormuşum gibi hissediyordum. Artık yarısı boş gece kulüplerinde piyano çalmak yoktu. Hiç kimsenin dinlemediği şarkılar yazmaya da pay dostu. Okula geri döndüm ve gazetecilik master'ı yaptım. Aldığım ilk iş teklifi spor yazarlığıydı. Hemen kabul ettim. Bir gazetede kadrolu olarak çalışırken bir yandan da yazdığım makaleleri dergilere sattım. Hiçbir sınır tanımayan, gün ve saat bilmeyen bir tempoda çalıştım. Sabah uyanır uyanmaz dişlerimi fırçalar, üstümü bile değiştirmeden daktilonun başına geçerdim. Dayım hayatı boyunca aynı şirket için nefret ettiği bir işte çalışmıştı. Her gün aynı şey. Sonumun onunki gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydım. New York'tan Florida'ya, Florida'dan Detroit'e taşındım. Detroit Free Press için köşe yazıları yazmaya başladım. Detroit'in spor konusundaki iştahı inanılmazdı. Profesyonelliklerde oynayan futbol, basketbol, beyzbol ve hokey takımları vardı. Bu tam bana göreydi. Birkaç yıl sonra sadece köşe yazılarıyla kalmayıp kitaplar yazar, radyo ve televizyon programları yapar ve bu programlarda ünlü futbolcularla ilgili atıp tutar hale gelmiştim. Bugün toplumu içine çeken medya girdabının bir parçasıydım ve herkes beni talep ediyordu. Kiralamaktan vazgeçtim, satın almaya başladım. Tepenin üstünde bir ev satın aldım, arabalar satın aldım, tahliller, hisse senetleri satın aldım. Sanki 5. vitesteydim. Yaptığım her şey için bir süre belirtiyor, o sürede bitmeden işi mutlaka tamamlıyordum. Çılgınca jimnastik yapıyor, deli gibi araba kullanıyordum. Hiçbir zaman düşleyemeyeceğim kadar para kazandım. Tempoma ve sık sık ortadan yok oluşlarımı aldırmayan ve bana aşık olan Jenny adında esmer bir kadınla tanıştım. 7 yıl kadar bir sürenin sonunda evlendik. Düğünden bir hafta sonra işe geri döndüm. Jenny ve kendime söz verdim. Bir gün gerçek bir aile kuracaktık. Bunu Jenny'ye de çok istiyordu ama o gün hiç gelmedi. Onun yerine kendimi yeni başarılarının altına gömdüm. Böyle davranarak her şeyi kontrol edebilir, hayatıma en son damgasına kadar tüm mutlulukları sığdırabilir ve tüm bunları dayım gibi hastalanıp ölmeden, ki bu benim doğal kaderimmiş gibi geliyordu, yaşama geçirebilirdim. Mori'ye gelince, evet, onu ve insan olmak, başkalarıyla ilişki kurmak gibi konularda bana öğrettiklerini ara sıra hatırlıyordum. Ama bunlar başka bir yaşama ait düşünceler gibi geliyordu. Yıllar boyu Brandeis Üniversitesi'nden gelen tüm yazıları okumadan yırtıp atmıştım. Benden para dışında ne istiyor olabilirlerdi ki? Bu yüzden Mori'den hiç haberim yoktu. Bana onunla ilgili haber verecek insanların telefon numaraları da uzun zamandan beri tavan arasında tozlanmış karton bir kutunun içinde duruyordu. Eğer bir akşam geç saatlerde televizyon kanallarını karıştırıyor olmasaydım ve kulağıma... Evet, Mori ile sohbetlere devam edeceğiz. Ve öyle incelikli, öyle kaçırdığımız anlar var ki hayatımızda. Mori hepimize ışık tutacak, derslerini vermeye devam edecek. Sevgili arkadaşlar, hayatın temposu içinde aramaya çalıştığımız şeyleri ararken, bulamadan, aslında bulmak istediğimiz şeyleri gözümüzün önünden kaçırırken neler yaşandığını bu kitap o kadar güzel anlatmış ki. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedik ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.